Peki, şimdi sizce neden örgütleri kendine bağladı Kemal Kılıçdaroğlu? Tabii nedenini bilmiyorum. Ben yani bu tabii çok garipsenecek bir şey değil. Yani örgüt, ben Sayın Genel Başkanımız aynı zamanda 81 il başkanı. Yani İsmet İnönü rahmetle anıyorum. İsmet Paşa'nın bir fotoğrafı var. Bir il başkanının önünde ceketini ilikliyor. Yani herkes şaşırıyor. Nedir? İl başkanlarına önem verdiği için. İl başkanı kendi ilinde birer Kılıçdaroğlu'dur. Onu temsil ediyor. Yani yapısal dediğim, yukarıdan aşağıya bütününü değiştirmek zorundasınız. Geçmişe döneceksiniz. Öyle oradan burada bir model aramanıza gerek yok. Model 100 yıllık pırıl pırıl tertemiz bir Cumhuriyet Halk Partisi ve kimlerin ne yapması gerektiğini, hangi yöntemleri uygulamanız gerektiğini çok net olarak görebilirsiniz. Sayın Genel Başkanımız da kendisini temsil eden, aynı zamanda yani kendi adına partiyi temsil eden 81 il başkanını kendisine bağlaması yanlış bir şey değildir yani. Değildir. Peki, partide sık olarak tartışılan meseleler var. Bunlardan biri, birincisi zaten Millet İttifakı neden seçim kazanamadı? İkincisi 40 milletvekilinin diğer Millet İttifakı partilerine verilmesi. Üçüncüsü de Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli diyenler var. Bu konuda son derece ısrarcı davrananlar var. Ve Ekrem İmamoğlu'na da yol vermesi gerektiğini düşünenler, yolu açması gerektiğini düşünenler var. Bu üç konuda da sizin fikirlerinizi öğrenmek isterim. Yani tabii üçü de çok kıymetli taleplerdir ve tartışmalardır. Yani bunları niçin deme şansımız yok. Ama tabii bu böyle hemen işte arıl acele yapılacak bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine geçmiş dönemine baktığımızda eleştiri ve öz eleştiri kültürü, günlerce toplantıların olduğu, kurultaylar, bir hafta kurultayların olduğu bir partiden bahsediyoruz. Nereden eksik yaptık? Ne hatalarımız var, ne kusurlar işlemişiz? Yüzleşmeliyiz ki sonra bir daha bu hataları yapmama adına. Şimdi birincisi, şimdi biz bu iki yöntemi uyguladık. Yöntemin birincisinde sonuç almışsınız. Helal olsun Kılıçdaroğlu dedik. Değil mi yani? Yerel seçimlerde. Biz yerel seçimleri nasıl aldık? Yerel seçimleri bir ittifakla aldık. Bu ara bir şey de söyleyeyim. Maalesef bir vatandaş, bir birey olarak bir seçim sürecinde milyonlarca Kürt'ün duygularını incittik. Yazıktır. Bir seçim uğruna yapılmaz. Hatta bir mitingde bir siyasi liderin Demirtaş'a idam diye liderler mitinglerini, bu dehşet verici bir şey. Hiç kimse, muhalefet bile buna itiraz etmedi. Yapmayın bunu. Şimdi bakıyoruz, birinci seçimde çok başarılı olmuşuz. Adana'yı almışız, Mersin'i almışız, Ankara'yı almışız, İstanbul'u almışız. Bursa'yı çok burun farkıyla kaybetmişiz. Kocaeli'de çok ciddi oyumuzu artırmışız. Denizli ile Balıkesir'le ilgili yalvardım. Aman dedim, bak ben sahada görüyorum, ne olursunuz yapmayın, şöyle yapın dedim. Çok az oyla kaybettik. Şimdi bütün bunlara baktığımızda o dönem, bugün bu konuşmaları yapan arkadaşlarımız haklı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne kadar sağlıklı karar aldığını herkes söyledi. Şimdi bu yöntem de aynı yöntem. Yani hani şimdi yapabilirdi. Şimdi öyle bir sorun ki, bir sistem, bir rejim sizi bir başka bir şeye dayamış. Ha şu yapılabilirdi. Ben öncelikle bunu kapalı grup toplantısında da ifade ettiğim için çok net olarak da söyleyebilirim. Biz birbirimizi çok böyle prangalı bir hale getirmemeliydik. Sonuç itibariyle bu 6 siyasi partinin ortak bir hedef vardı. Bu rejimi değiştirmekti. Yani bugün yaşadığımız bütün bu sorunlar bu rejimden kaynaklı. Bu rejimi değiştirmek için bir protokol yapılabilirdi. O protokoldan sonra hepimiz daha bağımsız olabilirdik. Olmadık. Mesela ben bir laf ettim. Tarihimizde bugüne kadar hiçbir siyasetçinin 32 gün aralıksız. Bu ara tabii Rusya savaşı var, Ukrayna savaşı var. İşte kraliçe ölmüş falan. Gürsel Tekin hep gündem, birinci gündem. Ne demişim ben? Ne demiştiniz? Efendim, dedim ki, bana bir televizyoncu arkadaşımız soruyor.
İşte sorunun içinde ya millet iradesiyle seçilmiş herkes yönetmeyi hak eder kardeşim. O parti bu parti diye bir şey yok. İşte burada anayasa.